Yeryüzü yetkinleşip hazır hale geldiğinde bütün bu yaratıklardan hiçbirisi Allah'ın bu memleketi varlığı için yarattığı halifenin hangi cinsten olabileceğini bilemedi. Dünyanın ömründen 17 bin, sürekliliğin sonu olmayan ahiretin ömründen ise 8 bin sene geçip bu halifenin yaratılışı hakkında Allah'ın ilminde belirli vakit geldiğinde Allah bir meleğini yeryüzü toprağının her cinsinden bir tutam getirmesine emretmiştir. Burada anlatılan mevzu Allah-u Teala dört büyük melekten hatta rivayet olunur, söylenir. Cebrail aleyhisselama, Mikail aleyhisselama ve İsrafil aleyhisselama yeryüzünden toprak istediğinde bunlar gelip yeryüzünden toprağı almaya kalktığı zaman yeryüzü vermiyor. Dedi ki her şeyin bir canlılığı vardır, bir ruhaniyeti vardır. Yeryüzü Allah adına yemin ederek Allah'a yemin olsun ki benden toprak alma diyor. Ve bu yemini Allah adına etmesi hasebiyle bu melaikeler, bu üç melaike alamıyor toprağı ve dönüyor. Sonunda Allah-u Teala Azrail aleyhisselamı gönderiyor toprağı alması için. Nihayetinde Azrail aleyhisselama da aynı şeyi söylemesine rağmen yeryüzünün ruhaniyeti, bu yeryüzünü istitraçta sayıyor bu sözüyle, istitraçta sayarak toprağı alıyor. Ondan dolayı da Allah-u Teala bu topraktan halk ettiği, yarattığı insanoğlunu ecelleri son bulduğu zaman ruhlarını kabzetme görevinde Azrail aleyhisselama vermiş oluyor. Bunu da antiparantez belirtmiş olduk. Emir üzerine melek, insanlarca bilinen uzun bir rivayetteki gibi Allah'a bir tutam getirmiştir. Allah o tutamı almış iki eliyle yoğurmuştur. Daha önceki dersimizde işlemiştik, hani Allah'ın bir emriyle yarattığı varlıklar var. Bir tek eliyle yarattığı varlıklar var. Bir de iki eliyle yarattığı varlık konusuna da insanoğlu giriyor. Adem. Adem babamızı iki eliyle yarattı. Yani burada iki elinden kasıt teşbihi anlatım var. Celal ve cemal sıfatlarıyla tam Allah-u Teala kendinde bulunan vasıfları tam olarak hani deniliyor ya, Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı. Burada işte Allah-u Teala kendinde bulunan cemal ve celal sıfatlarını tam olarak Adem üzerine yerleştirdiği için iki eliyle yarattı. Mevzu budur. İşte iki elimle yoğurduğum diye geçer Kur'an-ı Kerim'de, ifadesi budur. Allah zikretmiş olduğumuz meleklerin her birisine Adem'e ait bir emanet yerleştirmiş ve şöyle demiştir. Zikretmiş olduğumuz her meleklerin her birisine Adem'e ait bir emanet yerleştirmiştir diyor. Aslında Adem'de, yani Adem aleyhisselamın zürriyeti olmamız hasebiyle de bizde bütün bu alemdeki her şeyden bir hisse var, bir emanet var. Bizim alemle, alemdeki her şeyle bir bağımız var yani. İş bu bağı bulabilmek, açığa çıkarabilmek. Ben topraktan bir insan yaratacağım buyurdu ayet-i kerimede. Sizin sahip olduğunuz bu emanetler onundur. Onu yarattığımda her biriniz sizi kendisine emin yaptığım emaneti ona versin. Sonra onu düzenleyip ruhumdan üflediğimde secdeye kapanınız buyurdu Allah-u Teala. Allah iki eliyle Adem'in toprağını yoğurup kokusu değiştiğinde, ki bu ayette kokuşmuş çamur diye ifade edilen şeydir ve o yaratılışında bulunan hava unsurudur. Onun sırtını zürriyetinden bedbaht ve mutluların mahalli yapmış. Sırtını bedbahtların, yani cehennemliklerin ve mutluların, cennetliklerin mahalli yapmış. Avucunda bulunan her şeyi ona yerleştirmiştir. Burada gene rivayet olunur ki Ehlullah'ın bazıları da bu konuyu böyle açıklamıştır. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yarattıktan sonra sırtını sıvazladı ve sırtından zürriyeti, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanların ruhaniyet itibariyle, ruhlarının özü itibariyle zürriyeti karıncalar gibi çıktı. Bir kısmı sağ tarafında, bir kısmı sol tarafında toplandı. İşte bu sağında toplananlar cennet ehli olan, cennetlik olanlar, sol tarafta toplananlar da cehennem ehli olan, cehennemlik olanlardır buyuruluyor. Çünkü Allah sağ elinde mutluların, sol elinde ise bedbahtların bulunduğunu bize bildirmiştir. Bununla beraber Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi Rabbimin her iki eli de sağ ve mübarek eldir. Şöyle buyurur: bunlar cennete, cennet ehlinin amelini işlerler. Şunlar cehenneme, onlar cehennem ehlinin amelini işlerler. Allah hepsini, mutlu ve bedbahtları, Adem'in toprağına yerleştirmiş, onda yan yanalık ilişkisiyle zıtları toplamış, onu doğrusal hareket üzere yaratmıştır. Bu yaratma ise Başak Burcu'nun dönemindeydi. Demek ki Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı
burçlardan Başak Burcu'na isabet etmekte. İşte bunun için diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri, Başak Burcu'nda yaratılması hasebiyle devamlılığı 7000 sene olması gerekiyor. İnsanoğlunun. İnsanoğlu da bu kainatın direği hükmünde olduğu için, çünkü halife alemin direği hükmünde olduğu için, halife kalmadığı zaman yeryüzünde direk çökmüş demektir. Direk çökünce de yapı çöker, bina çöker ki kıyamet kopacak yani. Burada Allah, bazı ehlullah diyor ki Allah diyen kalmayınca kıyamet kopacaktır. Buradaki Allah diyen lafzından işte insanı kamili anlamak gerekiyor. Yoksa sözle, lafızla Allah diyen kalmayınca anlamı çıkmaz burada. İnsanı kamil, son insanı kamil, zamanın insanı kamili, kutbu olan zatın vefatıyla birlikte bu alemi tutan o direk, bu halife göçtüğü için berzah alemine, bu alem artık hercümerş olması gerekiyor. Yani kıyametin kopuşu bu şekilde oluyor. Evet, bu yaratma işi Başak Burcu'nun dönemindeydi. Allah onu 6 yön sahibi yapmıştır. Üst başının yukarısıdır. Alt üstün karşıtıdır ve iki ayağının altıdır. Sağ güçlü tarafını takip eden yöndür. Sol sağın zıttıdır ve zayıf yönüdür. Ön yüzüne bakan yönüdür ve zıttı arkadır. Allah onu biçimlendirmiş, düzenlemiş ve tesviye etmiştir. Sonra ona ruhumdan üfledi. Burada ruh hakka tanımlama yapılmıştır. Böylelikle insana yapılan bu üfleme esnasında üflemenin parçalarına yayılmasıyla dört karışımın unsurları meydana gelmiştir. Bunlar sarı safra, kara, kan ve balgamdır. Geçen haftaki dersimizde işlemiştik. Bu insanoğlu dört unsurdan yaratılmıştır. Ateş unsuru bizdeki safraya karşılık gelir demiştik. Ateş unsuru. Aynı zamanda safra vasıtasıyla da insanda hazmetme kuvveti açığa çıkar. Bir de dört kuvvet var demiştik bizde, insanoğlunda dört kuvvet var. Ateş unsuru safraya karşılık geliyor ve hazmetme kuvveti açığa çıkmış oluyor. Hava unsuru bizdeki kana karşılık geliyor. Bu da çekme gücüne karşılık gelmiş oluyor. Su unsuru balgam. Karşılığı balgam insanda. Bu da itme gücünü, insandaki itme kuvvetini temsil etmiş oluyor. Toprak unsuru insanda karaciğer tekamül ediyor ve bunun görevi de tutma gücü, tutma kuvveti olmuş oluyor. Bu unsurlardan bahsetmiş oluyor. Bunlar sarı safra, kara, kan ve balgamdır. Safra, Allah Teala'nın kurumuş balçıktan insanı inşa etti ayetinde belirttiği ateşe mensup unsurdan idi. Safra ateşe mensup unsurdan. Kara topraktandı ki bu da onu topraktan yarattı ayetinde dile getirilen şeydir. Kan havadan meydana gelmiştir ki bu da ayette mesnun diye ifade edilmiştir. Balgam ise toprağın yoğrulup çamur haline geldiği sudan meydana gelmiştir. Sonra hak onda canlının gıdaları elde etmesini sağlayan çekme gücünü, ardından tutma gücünü meydana getirmiştir. Bu güç sayesinde canlı beslendiği şeyi tutabilir. Ardından hazmetme gücü yaratılmıştır ki bu sayede gıda hazmedilir. Buharların yayılıp kanın karaciğerden damarlara bölünmesi, dağılması, ve canlının her bir parçasının saflaştırdığı kısma gelince bunlar itme gücü sayesinde değil, çekme gücü sayesinde gerçekleşir. Bu bağlamda itme gücünün payı daha önce belirttiğimiz gibi canlının sadece çıkarttığı yan ürünlerdedir. Sonra Allah insanda beslenme gücünü, uyku, duyum, hayal, vehim, hafıza ve hatırlama güçlerini ihtas etmiştir. Bütün bunlar salt insan olmak yönüyle değil, canlı olmak yönüyle insanda bulunur. Yani her canlıda bu güçler vardır. Hayvanlarda da mevcut bu sayılan itme gücü, çekme gücü, hazmetme gücü. Şu var ki bu dört kuvvet başka bir anlatımla hayal, vehim, hafıza ve hatırlama güçleri insanda hayvandakinden daha güçlü bulunur. Sonra Allah Adem'e ki o insandır, musavvire tasvir etme, müfekkire tefekkür ve akletme güçlerini tahsis etmiştir. Musavvire, müfekkire ve akletme güçlerini tahsis etmiştir. İnsan bu güçler sayesinde hayvandan ayrışır. Diğer güçlerde hayvanla ortağız.
Hayvanlarda da aynı güçler bulunmakta. Hayvanlardan ayrıştığımız güçler ise musavvire, müfekkire ve akletme güçleri. Allah bedendeki bütün bu güçleri her türlü duyulur ve manevi menfaatine ulaşsın diye düşünen nefsin araçları yapmıştır. Ayette sonra onu başka bir yaratılış olarak meydana getiririz buyurulmakta. Burada sözü edilen insanlık özelliğidir. Allah kazanımında bilinen bu bilinen bir sınırda onu bu güçler sayesinde diri, bilen, güç yetiren, isteyen, konuşan, duyan ve gören olarak yaratmıştır. Yaratanların en güzeli Allah mübarektir buyurulmaktadır yine Kur'an-ı Kerim'de.